Hoş geldiniz. Şimdiki skecimizin adı, fakirin yüzü gülür mü? İki. Bir el kalktı. Bir mikrofon alalım. Ben bir şey demek istiyor abi. Buyur abi. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. İsmim Ali Ekber, aile hekimiyim. Hoş geldiniz. Kıbrıs'ta şöyle bir ilginç bir anım oldu. Hani anızın. Fakirin yüzü güler mi hesabıyla. Doktorluğumun yeni yılları, kongre sebebiyle Kıbrıs'a gittik. İlk defa yani bir Türkiye dışına çıkıyorum. Neyse, uçaktan indim. Elimde küçük bir çanta. Dışarıda çok güzel giymiş bir bayan. Elinde de Kaya Bey, Kaya Bey diye bir kağıt. Neyse, dedim Kaya Bey benim. Evet. Ben de düşünüyorum ki, ula diyorum Kıbrıs yurt dışı. Herhalde burada herkesin soyadıyla hitap ediyorlar. Ondan sonra, neyse zorla çantamı aldı. Gidiyoruz. Dışarıya bir çıktım. Kocaman bir limuzin. Oba. Aynen. En az aynen. Dediniz doktorluk böyle bir şey mi acaba? Dedim firmaya bak be. Beni otele dedim limuzinle götürüyor. Oh. Neyse tabii heyecan yaptık. İçeri girdik. Limuzinin içine girdik. Koca limuzin. En az bir 8-10 metre var. Tek başıma en arkada oturuyorum. Canım da sıkılıyor. Hemen lüksten de sıkılmış ha. Ondan hiç sonra... sen garipsemiyorsun, limuzine biniyorsun. Bindim. Senin için geldiler, her şey senin için oluyor. Dedim herhalde firma gerçekten iyi bir firma, sağ olsun doktorlara da, sağlıkçılara da güzel şey yapıyorlar. Dedim bindik, gidiyoruz. Bir telefonum çaldı. Ali Bey merhaba, merhaba. Dedi siz Kıbrıs'a geldiniz mi? Evet geldim. Dedi kendi imkanlarınızla mı? Yok dedim, sizin gönderdiğiniz. Limuzindeyim şu an. Limuzinde ve canım gidiyor. Çok sıkkın. Aşırı uzun. Evet. Arabanın önü gelmiş olabilir ama ben daha yoldayım. Ondan sonra neyse ben gidiyorum ama. Dedi yanlış bir şey oldu herhalde dedi. Vallahi dedim gidiyorum. Ondan sonra neyse otele vardık. Limuzinden iniyorum. Tabii mümessin arkadaşlar da merdivenlerden iniyor, beni karşılıyor falan. Arka taraftan da büyük otobüs geliyor. Bütün doktorlar ona binmiş. Bir tek ben... Aynı hastane, aynı otel aynı değil otele. Mi? Aynı otele. Evet, ben limuzinde geliyorum. Diğer doktor arkadaşlar da otobüsle geliyor. Öyle bir anım vardı. Yani garibanın yüzü. Bir kere güldü. Çok teşekkür ederiz abi. Eyvallah. Çok sağ olun. Evet. Fakirin yüzü gülür mü geliyor? Oğuz yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Selim. Kıvanç Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bavulunuzu alayım isterseniz. Öyle al canım. Nereye bırakayım? Ne bileyim öyle bırak ya bir yere. Tamam, bıraktım Kıvanç Bey. Kıvanç Bey nasılsınız? İyi canım sağ ol sen. Çok teşekkür ederim. Yalnız gelmişsiniz arkadaşlarınız yok galiba. Var var ya arkamdan yürüyordu. Buzda kayıyormuş patik sordu. Gelir şimdi. Sordu. Merhaba hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bavullarınız nerede alayım ben isterseniz. He yok. Bu var. Ha şey kapının önünde çöp vardı. Çöpü oraya atıyorsunuz. Ha yok çöp değil. Bu benim spor çantam. Ay, çok kötü bot kırdım ben şu anda. Kusura bakmayın Kıvanç Bey. Çok özür dilerim. Tamam. Ben fark etmedim bavul olduğunu. Tamam tamam bir sıkıntı yok. Sen bavulu al içeri götür Ramazan. Ha tamam. Nereye götüreyim kanka? Sen değil. Uşak Ramazan. Ha. Tamam. Yine bot kırdım. Kusura bakmayın. Hadi kusura bakmayın. Bot kırdım. Kes ama. Kanka, hoş geldin. Dağ evine gidiyoruz demiştin. He. Vay be. Bura işte. Bizim şehirdeki ev buranın yanında afet çadırı gibi kalır. Ya abartma be. Şuna bak, şu güzelliğe bak. Var ya, çok özlemişim ya doğayı. O kadar sıkıldım ki zengin hayatından. O yüzden benimle takılıyorsun lan. Saçmalama. Senin gibi arkadaş var mı ya, ha? Geç şöyle, yabancılık hissetme. Yok ya kanka, burada yabancılık hissetmem. Diğer ev ne böyle ya, uzay mekiği gibi. He? Bak burada soba var. Kanka jacuzzi o. Şey, şömine o. Ben de fakirim, bilmiyorum.
Kanka şömine o. Ne fark edecek ki oğlum? Sonuçta üşüyünce ne yakıyorsunuz ki? Ha yok, güneş panelleri var. Güneşten gelen şeyi elektriğe döndürüp bizi öyle ısınıyor. Yani güneşle ısınıyoruz. Vay anasını ya. Paran olunca güneş bile sana çalışıyor. Kanka saçmalama ya. En azından tek göz yer kanka. Öyle bakmak lazım. Ha yok, üç katlı bizim ev. Oğlum madem üç katlı, küveti niye buraya koydun? Kanka bunun adı jacuzzi. Kuru yemiş değil miydi o? O senin dediğin kaju lan. Bilmiyoruz ki. Tamam. Bu farklı. Bunda kanka keyif yapıyorsun. Suyu açıyorsun. Fokur fokur. Aşağıdan vuruyor. Yatıyorsun, dinleniyorsun. Ha, peki kanka şey diyeceğim. Hiçbir yerde perde yok. Her şey görünür. Ya canım ne olacak? Manzarayı kapatmasın diye. Dışarıdaki manzarayı mı, içerideki manzarayı mı? Kanka içeriden dışarısı gözüküyor. Dışarıdan içerisi gözükmüyor zaten. Cam öyle. Yani bu şekilde bir sistem var. Ha, Allah Allah. He. Bu Suna teyzenin odası mı? Kanka sauna burası. Suna teyze, annemle bir ilgisi yok yani. He. Heh. Vay arkadaş ya. Zenginlere var ya, kışın ortasında yaz ha. Biz de vallahi şehirde birbirimize sürtünüyoruz ısınmak için. Ya Ramo, oğlum niye öyle diyorsun? Sen de o kadar fakir değilsin, abartma ya. Saçmalama oğlum, fakirim tabii. Sabahtan da şuna bakıyorum, güzel mont çıkar mı diye. Tamam, hayır, sen gerildin abi. Tamam, gel. Sen bir saunaya gir, tamam mı? Bir rahatla, böyle bir ferahla kendine gel ya. Saçmalama, saunada insan nasıl rahatlasın ya? Ya gir, rahatla, bir nefesin açılsın, geç. Ya oğlum, saunada insanın nefesi açılır mı ya? Ya geç diyorum, bir rahatlarsın ya orada. Ya, neymiş gireyim, ne saunaymış ya? Zengin ya, bir şeyi gösterecek. Oğlum biz nefes almıyormuşuz lan. Lan oğlum ben burunlarım benim hep tıkanmış. Buz tutmuş, açıldı ya, ben fotosentezle büyüyormuşum bugüne kadar. Bu ne ya? Kanka sen bak abartıyorsun bazı şeyleri. Ta saçmalama ya. Vallahi güzelmiş ya. Aha. Selam. Ya şey soracağım, kapı kilitliydi. Siz nasıl girdiniz ya? Oğlum biz zenginiz. Para her kapıyı açıyor. Ya ne haber şey? Dur. Söyleme, hatırlayacağım. Neydi? Durun, söylemeyeyim. Ben hatırlayacağım. Hatırlıyorum. Şeyle ilgili bir şeydi. Açlık. Ramazan. Ramazan. İyidir, bıttım su. Ya Şapşal, benim adım Buğlem Su. Bıttım su diyor ya. Çok tatlı ya. Ya arkadaşlar, piste baktık. Evet. Akıyor. Hadi kaymaya. Güzel abi, süper. Geçeriz. Ekipmanlar hazır mı? Hazır abi. Montum, rüzgar geçirmez mont. Ayakkabılar waterproof. Ve tabii ki kayak takımlarımız. Evet. Süper. Kanka sen hazır değilsin. Ben hazırlıklı geldim kanka. Nasıl? Şöyle. Rüzgarlık. Tamam. Geçirmez. Ayakkabılar waterproof. Patik var. Astar olarak da. Ve bir de kayak takımı. Kanka bundan niye uğraştın? Kayak takımı alsaydın bir tane ya. Evet abi, yani en kötü takım 10-15 bin lira falan yani. Sizi kazıklamışlar ya, ben 25 kuruş harcadım. Vallahi. Hazırım yani. Tamam ya. Peki eşyaları nereye bırakalım biz? Nerede kalacağız? Tamam, onu bizim Uşak Ramazan halletti. Ha. Efendim? Ha. Sen en üst katta kalacaksın, üçüncü kat. İkinci katta senin de odan hazır zaten. Aha. Ben bir üst kattayım. Ramo sen de... Ben burada yatarım ya, sedirde yatarım ya. Ben alışkınım sert yerlerde yatmaya. Ha, öyle mi? Ha.
Ramon? Oğlum bu nasıl bir şey lan? Bu nasıl bir yumuşaklık ya? Titriyor adam. Oğlum biz uyku uyumuyormuşuz ya. Yatak bizi yorup bayıltıyormuş ya. Vallahi çok iyi ya. Nasıl bir hayatınız var lan? Tamam, tamam. Sakin ol. Geç. Tamam. Tamam. Geçti. Tamam kuzu. Tamam. İyi misin? Ha? Ya örneğin bile et, biz tavuk bile yiyemiyoruz ya. Kuzu diyor ya. Tamam, tamam abi. Hadi, hadi kaymaya, hadi kaymaya. Tamam ya, işte su gelecek, hep beraber gideriz. O zaman oyun oynayalım. Tamam, hadi oyun oynayalım. Yok, ben oynamayayım kanka. Siz oynayın, ben izlerim. Niye lan? Ya şimdi siz parasına falan oynarsınız. Beni borçlandırmayın oğlum, yapmayın. Şey. Yok ya. Burada ya. Ben kimim oynayacağız? Ben kimim? Aynen. Ya ben kimim? Bak nasıl biliyor musun? Kafamıza geçiriyoruz. Orada yazılar var işte. Kim olduğun yazıyor. Sorular soruyorsun. Kim olduğunu bulmaya çalışıyorsun. Tamam mı? Ha, basitmiş, güzel. Evet, anladın, anladın. Hadi gel, takalım hadi, kafamıza. Hadi, hadi takalım hepimiz. Hadi abi, gözlükleri çıkartalım. Hah, acaba kim kim? Aa. Kim kim, o çok heyecanlıyor. Oğlum bunlar ne? Ben hiç bilmiyorum ha bunları. Yok. Bir şey diyeceğim. Ramos, seninki acayip zor bu. Evet, bayağı zor. Bayağı acaba zor. Ne çıktı ya bana? Tamam, tamam, tamam. O zaman ben de başladım. Geç, geç, tamam. geç. Evet, kimim ben? Sen uçuyorsun. Uçan bir şey. Evet. Duru. Doğru. Doğru. Nerenin kuşu o ya? Anlatacağım ben sana. Ben de tamam, sınav. Evet, tamam. Tamam. Ben de. Ben kimim? Kanka dur bana. Seninki böyle böyle şey Japonca kökenli bir şey. Böyle uzak doğu kökenli. Uzak doğu? Kung fu? Yok yani ne uzak doğu olsun. Ya. Bak kanka babam geçen yaz aldı. Babam geçen yaz aldı. Jet. Hayır. Hayır. Helikopter. Hayır. Villa. Hayır. Değil. Arsa. Hayır. Değil. Ada. Hayır. Spor araba. Hayır. Allah Allah ne yüzüyor oldu? Yüzüyor ya, yüzüyor. Yüzüyor. Yük gemisi. Hayır, biraz küçük. Denizaltı. Hayır, yukarı çık. Katamaran. Evet, evet işte bu ya. Evet, süper. Oğlum baban niye o kadar şey alıyor? Baban niye alıyor ki? Kanka ihtiyaç. Ya bu devirde lüks değil, KDV'den düşüyoruz. O zaman KDV ödemiyorsun. Yok. Tamam hadi. Hadi beni seç. Hadi beni anlat. Fransızca kökenli bu. Eyfel Kulesi. İyi tam. Lule başlıyor. Lule. Ya böyle abajura benziyor ama tam tersi gibi. O mu ya o? Onun kemiği mi vardı ya? Ne? Ne ya? Çok merak ettim. Ne çıktı acaba? Tamam ya, tamam çıkar. Bilemedim. Hadi sen kazandın. Tamam. Vallahi mi de? Böyle yaparlar ha. Hemen de kazanıyorum ha. Hemen de kazanıyorum ya. Bu löyle mi başlıyor? Löen değil mi? Löen. Löen ne oğlum? Leen lan bu. Anam böyle atar seni içine, capır capır yıkar. Ama biz bunlar değil. Arkadaş ya, oyuna bak. Oyunda bile fakiriz ya. Bilerek mi yaptınız? Yok abi, ya yapar mıyız ya? Hayır, tamam. Kıvanç Bey, Kıvanç Bey. Ne oldu? Kıvanç Bey. Kıvanç Bey çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bunu nasıl söyleyeceğim size bilmiyorum. Ne oldu lan? Çok kötü bir şey. Ne oldu? Konuş! Allah'ım nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. Babam yoksa harçlığımı 1 milyon dolara mı düşürdü? Hayır. Öyle bir şey yok ya artık. Saçmalama ya. Ne var? Düşürmüş olabilir. Çıkarmıştır yani. Tamam, ne oldu abi? O da değilse ne o zaman? Daha kötüsü. Ne var lan? Bunu nasıl söyleyeceğim size bilmiyorum Kıvanç Bey. Söyle gitsin. Akşam yemeği için rezervasyon yaptığınız otelde yer kalmamış. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Vallahi şimdi sinirimden ağlayacağım. Üzüldüğünüz şeye bak. Hayır, Ramo bana bak. Güçlü olacaksın, tamam mı? Gerekirse biraz daha sonra yeriz yemek. Ben halledeceğim. Seni aç bırakmayacağım. Ne anlatıyorsun? Çabuk.
Çabuk gidin o oteli satın alın. Yok artık. Alamazsınız. Oh, çok şükür bir şey de alamazsın. Ne demek alamazsınız ya? Ne demek ya? Çünkü otel sizin. Yok, ebesinin. Yok, Kıvanç Bey'lerin. Ebeminizin mi, benim mi? Yani sizin Kıvanç Bey, sizin ebenizin değil. Ne yapacağız? O zaman tamam, kendi düzenimizi bozmayalım. Aynen, aynen. Tamam, git helikopteri hazırla. Başka bir yere gideriz. Tamam, tamam. Ben kontağı açıyorum, motoru ısıtıyorum. Bekliyorum sizi o zaman. Tamam. Tamam. Hadi çık ya, git hazırla. Tamam, görüşürüz. Şurada bir garip bir şey var. Hadi ya, hadi artık kayalım ya. Buraya ne için geldik? Tamam abi, su gelmek üzeredir ya. Ay, gelsin abi. Arkadaş. Ha? Ha? Ha gayret. Ha. Geldi. Aşkım. Aşk ile tam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Aa, merhaba. Merhaba. Açlıkla ilgiliydi. Ramazan. Ramazan bekliyorum. Hadi çıkalım mı artık? Tamam, hadi çıkalım bence de ya. Hadi çıkalım. Takımları getirdik değil mi? Ne takımları alalım. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu lan öyle? Açılmıyor ama. Ne demek? Nasıl ya? Dur bakayım ben bir bak. Açılmıyor ya. Dur bakayım bir saniye. Açılmıyor. Ne oldu ya? Allah kahretsin, çığ düşmüş. Mahzun kaldı. Çığ düşmüş. Ne yapacağız? Allah kahretsin. Ne yapacağız? Sauna da çalışmıyor. Allah kahretsin. Jacuzzi de çalışmıyor. Oğlum kafayı mı yediniz? Ne oluyor ya? Ya ne, bir şey demiyoruz oğlum. Elektrik yok anlamında. Ay, şimdiden soğuk olmaya başladı. Eyvah! Burada öleceğiz. Kıvanç, bir şey yap. Bir şey yapayım. Tamam, ben şimdi babamı ararım. Oğlum ne yapıyorsun ya? Dert etme, çekmiyordu. Yok oğlum, ben seyirciye vurdun ya, ona şey. Ya bırakın şu muhabbet artık. Şimdiden donmaya başladım. Nasılsın? Canınız burada. Allah Allah, size var ya, zenginler de var ama hassas oluyor. Çığ daha yeni düştü. Ne ara üşüdün ya? Abla üşüyorum. Ya evet, üşüyoruz burada ya. Ne yapsanız? Yani şey yapayım mı ben? Ne yapacağım? Tamam, dur ya. Ne bağırıyorsun ya? Parası var diye herkese bağırabilirim. Özür dilerim Ramazan. Dur bak, ben şimdi şunu halledeyim. Şimdi şey yaparız ya, şömine yakarız. Ya onu biz de biliyoruz da uşak yok. Nasıl yakalım? Evet. Bu uşak olmayınca da yanmıyor. Şimdi böyle çıraları topluyorsun, tamam mı? İnce olanı seçiyorsun. Aa. Biraz da böyle bir şeyle. Boşattım, buna da o yapıyorsunuz yani. Şöyle diziyorsun. 2-3 tane de odu. Ondan sonracığıma şöyle taşları alıyorsun. Şuradan böyle. Hah, yandı. Bravo. Bravo. Ya. Adam ateşi buldum. Evet. Yok, kendi çapımda küçük bir güneş yaptım. Nasıl yaptı Ramazan? Evet. Nasıl yaptı? Yani var benim böyle özel güçlerim. Nasıl yani, ne? Yokluk. Bir dakika. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Tamam canım, abartacak bir şey yok su sonuçta yani. Şartlar eşit olunca havan düştü değil mi? Yani tamam ya. Yaktık sonuçta değil mi? Ama çok acıktım. Evet, ne yiyeceğiz? Tamam ya. Sorun yok ya. Ben erzak getirdim kendimle gelirken. Şimdi daha geliyoruz diye. Bıttım su, gel bakayım. Gulam su ya. Çok tatlı. Al şuradan ekmek dağıt. Ama ben glutensiz besleniyorum. Ekmek yiyemem. Ben de ketojenik besleniyorum. Yiyemem. Ben de veganım. Ben de dukan besleniyorum. Çok geçmiş olsun. Vallahi çok geçmiyor. Allah bir yerden alıp bir yerden veriyor işte. Yazık. O zaman ben sizi aç bırakmam ya. Patates var, patates gömelim. Niye, öldü mü? Duasını okuyacağız. Ateşe gömeceğiz ya.
Allah Allah, nasıl gömeceğiz ki? Şöyle patatesi işte ateşe gömeceğim. Ya öyle olur mu ya? Patates dediğin jülyen doğranır, yağ atılır, fırınlanır, üstüne trüf mantarı falan. Bu ne ayrıca yani toz toprak içinde kalmış? Patates toprakta yetişiyor ya. Ne? Patates benim için bitmiştir. Asla yemem. Ya toprağın altında kim bilir ne zor şartlarda yetişiyor. Tamam ya, şey yapmayın ben. Bunu atayım şeye. Şöyle. Ne olmazsa ben size şey yapayım. Yumurta yapayım. Yeni çıktı. Nereden çıktı? Tavuktan. Nasıl? Yani tüm süreci bilmiyorum ama finali... Yumurta benim için bitmiştir. Ya tamam ya arkadaşlar bakın bir şekilde doyarız tamam mı? Ama yani o ateş sönünce nasıl ısınacağız yani birbirimizi mi? Evet evet vücut doğru. Isılarımızla birbirimize sarılıp öyle uyuyacağız ısınacağız. Ben bu ulam suylayım evet. Tamam o zaman şey yapalım ben de Ramazan'la uyurum. Çünkü ben onun yanında çok güvende hissediyorum. Öyle deme. Şişt, şartlar eşit olunca şey oluyor değil mi bir havan sönüyor. Şimdi sen benim yengemsin. Ben sana yanaşamam. Ne alakası var canım? Öyle bir şey değil. Benim sevgilim var. Ben de çok Isıt korktum. Diye. Aynen. Ya tamam canım, o yalnız kalır. Hiç evet. Problem değil. Yettim soğanım! Kurtuldum! Sizi bulabilmek için karı değiştim. Ya. İyi yaptın ya Levent, iyi ki geldin. İyi ki geldin. Biz de az kalsın çıkamadık diye bu gece sarılarak uyuyup ısınalım dedik ya. Aynen. Evet. Ramazan da tek kaldı. Tek mi kaldı? Erkek. Hani nerede yatıyoruz? Ya manyak mısın ya? Saçmalamayın. Çok güzel ekip diyenler. Zil diyenler. Seyircimiz zil dedi. Skecimizin yazarı şu an sahnede değil. Oğuz. Kendini yazmamış skece. Oğuz gel zili çal kardeşim. Ve Oğuz geliyor. Helal olsun kardeşim. Ya bu yani skeç, enteresan bir skeç. Yani aslında hep düzlemi aynı. Yani fakirlik zenginin üzerine bir şakası var. Adamın şakası aynı. Ama şakalar çok iyi olduğu için hep yeni hissi veriyor. O biraz zor. Yani akışta onu sonuna kadar götürmek hakikaten zor. Bir de böyle hızlı bitti bence ya. Böyle izlemek istedik. Bu adamın winner olması hoşumuza gitti yani. O daha evinde kalsalardı, daha neler yapardı Evliya kim bilir. Güzeldi gerçekten. Tebrik ediyoruz. Emre'cim sana da zenginlik çok yakışıyor. Sağ ol abi. Vallahi. Evliya'cığım sana da fakirlik... Yakışıyor. Hepiniz fakir oluyorsunuz. Hayır, hayır. Çok güzeldi. Vallahi harika oynadınız. Oğuz'cum, skeç yazmaya devam kardeşim. Teşekkürler abi. Devam ediyorsun. Arkadaşların emeğine sağlık. Vallahi çünkü yani skeç yazında en çok dert eden skecin nasıl geçtiğini böyle çok içten yaşayan bir adam. O yüzden senin skecin zil alınca ayrı bir sevindim. Tebrik ediyorum kardeşim. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla.